Cumhuriyet Halk Partisi maalesef siyaset kalesinin başarı kapısını bir türlü açamıyordu. Tüm emeklere, tüm iyi niyetli çabalara, gayretlere rağmen açamıyordu. Bu kapıyı nasıl açacağız diye gencecik bir ekiple ve çok tecrübeli bir birikimle beraber düşündük. Bir kilit geçmişte açılmışsa mutlaka anahtarı bizde olmalı dedik. Mutlaka bu partinin kurucularından, kurucu kadrolarından, kurucusundan mutlaka bu kilidin anahtarı bir yerdedir. Bu partinin tarihinde o kilit duruyordur dedik. Gazi Mustafa Kemal'den emanet 3 anahtarı aldık. O kalenin kapısına dayandık. Birinci anahtarı çöktük, çevirdik, açıldı. Birinci anahtar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti kime emanet ettiğinde gizliydi. Cumhuriyet partinin genel başkanlarına emanet değildi. Kendisi partiyi kurmuştu ama kendinden sonraki genel başkanlara emanet etmedi. Askerdi, genelkurmay başkanıydı, başkomutandı, sonra cumhurbaşkanıydı. Ama askere, genelkurmaya falan emanet etmedi. Ne il başkanlarına bıraktı, ne milletvekillerine, ne belediye başkanlarına emanet etti, ne kamu görevlilerine. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti gençlere emanet etmişti. İşte işte gençlik diyerek, gençleşme diyerek, daha çok genç aday diyerek ilk anahtarı soktuk, çevrildi. İkinci anahtar, Avrupa'nın en ileri demokrasilerinden 40 yıl önce kadına seçme seçilme hakkı verilmiş. İlk kadın belediye başkanı seçildiği Kocaeli'nde şimdi de bir kadın belediye başkanımız var. İlk seçilen kadın milletvekillerinin tedrisatıyla, uyumuyla bizzat ilgilenmiş. Sonra emanete ne kadar sahip çıkmışız, bugün ne haldeyiz, ona bir hep beraber bakmak lazım. Ama Cumhuriyet kadını eşit yurttaş, eşit temsil ve kadına olan güvenle yükselmişti. Çok daha fazla kadın dedik, kadınlarla birlikte olacağız dedik ve kadınları seçmenin yarısı olan kadınlara emanet edeceğiz dedik. İkinci kilit de açıldı. Üçüncü kilit yine Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin bir gerçek beka sorunu yaşadığında, işgale uğradığında neden işgal edildiğini gayet iyi biliyordu. Fatih Sultan Mehmet çağ açıp çağ kaparken dünyanın en iyi mühendislerini getirip dünyanın en iyi toplarını döktürüyordu. Galata Kulesi'nden uçan Hazarfen Ahmet Çelebi çağının en ilerisindeki vizyoner bilim insanlarından bir tanesiydi. Macera perest görünümlü bir muhteşem bilim insanıydı. Mimar Sinanları benimseyen ve bu ülkede, bu topraklarda bilime, ilime sarıldığında yükselen Osmanlı'nın 200 yıl matbaadan korktuğunu, donanmayı kişisel bir kapristen 30 yıl Haliç'te çürüttüğünü biliyordu. Ve bu ülkenin doğru bir cumhuriyet olarak, doğru istikametinin bir yön olarak değil Batı, bilim orada olduğu için, orası fenle zamanında sarıldıkları için, dogmalara sırtını dönüp bilime yüzünü dönen cumhuriyetin başarılı olacağını biliyordu. O yüzden aday belirleme yönteminden tutun kampanyanın tasarımına, adayların sahada izlenmesinden tutun seçim gecesinin yönetimine kadar çağdaş dünyadaki en iyi yönetilen siyasi partiler nasıl yönetiliyorsa bu süreci öyle yönetme kararlılığını konuştuk, benimsedik ve uyguladık. 335 bin tekil anketle
aday belirleme sürecine katkı sağladık. Adaylarımızı sahada 265 bin tekil anketle takip ettik. Seçime 10 gün kala risk ve fırsat illerindeki tüm adaylarımıza hangi partiden oy alıyoruz, kendi seçmenimizde durum ne, siyasi parti kırılımlarından tutun, kendini seçmenin tanımlayış şekline göre kırılımlarına kadar. En iyi 5 mahalle, en kötü 5 mahalle. Oradan genelde göremeyeceğimiz yerelde okunduğunda anlamlı mahalle kırılımlarına kadar bütün bilgiler üretildi, paylaşıldı. Genel başkanın seçim programı dahi fırsat ve risk illerine göre planlanıp haftalık revizyonlarla ölçme, değerlendirmeyle yönlendirildi. Bir basit örnek. Kilis gibi hiç iddiamızın olamayacağı düşünülen bir ilde doğru bir adaylaşma süreci, örgütün sesini dinlemek, oradaki gençlerin sesini dinlemek, bir genç adayı, doğru bir adayı çıkarmak, ardından anketlerle takip ederken adaydaki canlanmayı, adayın Kilis'te gördüğü teveccühü ankette gördüğümüzde öğrenilmiş çaresizliği gördük orada. AK Partililer bıkmış, dön dolaş aynı isimler milletvekili, belediye başkanı, MHP'liler bıkmış, 5 kişi arasında dönüyor, bizim adayımıza oy veriyorlar, genç adayımıza oy veriyorlar. Cumhuriyet Halk Partililer nasılsa kazanamıyoruz çaresizliğiyle, iki türlü seçim mantığıyla AK Partili'yi istemeyenler MHP'ye, MHP'li istemeyenler AK Parti'ye veriyor ve seçimi bize kendi seçmenimiz kaybettiriyor. Öğrenilmiş çaresizlikten. Programa Kilis ekledik. Kilis'e gittik. 45 dakika yağmur altında Kilisli CHP'lilerle açık açık konuştuk. MHP'liler etraftan izliyordu. Ama elimizdeki anket kime ne söylememiz gerektiğini söylüyordu. Bir sonraki ankette Kilis mesajı aldı, bu iş oluyor dediler. Seçim akşamı ilk haber Kilis'ten geldi. Kilis belediyesini Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Kilis'i ben kazanmadım. Kilis'i mitingi yapan ben kazanmadım. 36 yaşında bir avukat mazbatayı aldı ama o da kazanmadı. Örgüt de kazanmadı. Hepimiz birden bilime sarılarak, bilimsel bir işin önemine saygı duyarak ve onun gereğini yaparak, o ne diyorsa aday onu yaptı, o ne diyorsa genel başkan onu yaptı, doğrusunu yaptık. İlk haber Kilis'ten geldi. Kilis'te başladık, sonu çok iyi oldu. Risk ve fırsat illerinde çalıştık. Gidemediğimiz il başkanları üzüntülerini akşamleyin Türkiye haritasını kıpkırmızıya boyadığımızda hafiflettiler.